Merhabalar. Hepinize esenlikler diliyorum. Bu videomda bir dönem İslam dünyasını tahakküm altına almış olan Şiiliğin nasıl daha sonradan geriletildiğini ve tekrar Sünniliğe nasıl dönüldüğünü gözler önüne sermeye çalışacağım. Bugüne kadar genelde Şii-Sünni ayrışmasından bahsettik, Şiiliğin ne olduğundan bahsettik veya Sünniliğin ne olduğundan bahsettik. Hatta nasıl iktidar mezhebi olduğuna dair bir takım detayları ele aldık. Fakat aslında İslam tarihi boyunca zaman zaman enteresan kırılmalar vardır ki bir dönem aslında büyük oranda İslam dünyası Şii tahakkümüne girmiş. Hatta bu yaklaşık bir asır kadar da devam etmiştir. Sonradan bir şeyler olmuş ve tekrar Sünniliğe dönülmüştür. Bunları genelde öğrencilerimize anlatıyoruz ama sizin de tarihi olaylara bilmenize katkı sunacağını düşündüğüm veya tarihi olayları anlamanıza, yorumlamanıza katkı sunacağını düşündüğüm bu konuyu gözler önüne sereceğim ve zannediyorum daha önce duymadığınız bir takım detayları sizlerle paylaşmış olacağım. Bu konuyu sunmadan önce de özellikle konumuza altyapı olacak nitelikte bazı tarihi hususlara değinip konuşmamı bu sunacağım veriler üzerine oturtacağım. Malumunuz Hazreti Peygamber'den sonra Sakife'de bir toplantı olmuş ve bu toplantıda Hazreti Ebubekir başkan yani idareci seçilmiştir. Daha önceden Araplar müesses bir yapıdan gelmiyorlardı. Böyle bir tecrübeleri de yoktu ve neticede kendi aralarında özellikle de bu seçim kabile başkanlığı seçimini andıran bir takım karinelerden söz edilebilir ve seçilmiş ve Ebu Bekir de halife olmuştur. Ama aslında emirdir de biz ona halife demişiz. Çünkü halifelik daha sonradan kurumsal bir kimlik kazanacaktır. Ve neticede peygamberin tabi hem dini hem de dünyevi anlamda bir otoritesi vardı. Hazreti Peygamberin idareci veya dünyevi anlamdaki otoritesini halife temsil ediyordu ve bu gelenek devam etmiştir ve İdareci sıfatıyla halife en üst otorite olmuştur ki büyük oranda da emirleri, buyrukları veya tercihleri bağlayıcı olmuştur. Ama aynı zamanda özellikle ilk iki halife istişareyi işletmişler. Sonuçta düşe kalka ve süreç içerisinde takriben Abbasilerin birinci asrına kadar halifeler güçlüdürler ve mutlak otoritedirler. Ancak Abbasilerin birinci asrı dediğimiz yani 750'den takriben 850'lere kadar hatta 847'lere kadar. Kimi tarihçiler bunu Me'mun'la bitirirler ki Me'mun 833. Ondan sonra Abbasi idaresinde özellikle de bu veliahtlık sistemi yani saltanat sistemi veya veraset sistemi çökecek ve Türk komutanlar etkili olacaklar. Ve Me'mun'dan sonraki halifelerin değişikliklerinde Türk komutanların ciddi rolünün olduğunu, doğrudan etkilediğini veya seçilen insanları istedikleri gibi seçebildiklerini görüyoruz ki takriben 930'ların ortalarından sonra 995'lere kadar aşağı yukarı bu dönemlere kadar yani kabaca söylüyorum Türk asrı denir. Zira halifeler artık eski önemini kaybetmişler. Bir taraftan vezaret sistemi devreye girmiş. Bu etkili olmuş. Diğer yandan Abbasilerin ikinci asrından itibaren bir takım hanedan devletler ortaya çıkmış ki bunları anlatmıyorum. Çok uzun hikayedir. Benim asıl odaklanacağım yer farklı. Dolayısıyla da bu safahatta, bu süreçte halifeler otoritelerini büyük oranda kaybetmişlerdir. Kuruluş aşamasında dikkat ederseniz bir tarafta Mevali çatışması var, Arap çatışması var. Halifeler de denge unsuru olarak Türkleri iktidara, daha doğrusu halifeler kendilerini sağlama alabilmek için Türklerden askeri birlikler kurmuşlar. Ama bu askeri birlikler bir süre sonra idarede etkili olmaya başlamışlardı. İşte Abbasilerin ikinci asrı dediğimiz özellikle de Me'mun'dan sonraki dönemde Mutasım'ın seçiminde, Mutasım'dan sonra Vasık'ın seçiminde, hatta Mütevekkil'in seçiminde artık Türkler etkilidir ve bu tarihten sonra 895'lere kadar yani 835'lerden 895'lere kadar kabaca söylüyorum. Türkler etkilidir ve Türk asrıdır. Aslında 833'ten sonra böyle bir tablo olduğu gibi bir de 847'de ki Mütevekkil'in iktidarı ise doğrudan bir Hanbeli devrimidir. Daha farklı bir yapı vardır ve
Durum bu. Bu şartlarda 945'lere kadar gelmiş Abbasiler ama 800'lerin ikinci yarısından itibaren halifeler güç kaybettikleri için gönderdikleri valiler bulundukları bölgelerde birer devlet olarak ortaya çıkmışlar ve buna biz hanedan devletler dönemi deriz. Mesela doğuda Tahiriler, Samaniler, Saffariler gibi veya Büveyhiler gibi devletler vardır. Keza batıda Mağrib tarafında Rüstemiler gibi, ne bileyim Ağlebiler gibi, Ressiler gibi başka bir bölgede böyle değişik hanedan devletler vardır. Veya Mısır'da Tolunoğulları, İhşidiler gibi çeşitli hanedan devletler ortaya çıkmış. Halifeler büyük oranda güçlerini kaybetmişlerdir. Konuyu dağıtmadan toparlayacak olursak 945'lerde öyle bir tablo ortaya çıkıyor ki Abbasi halifesi Müstekfi artık büyük oranda gücünü kaybetmiştir ve o dönemde doğuda güçlü olan Büveyhileri davet ediyor ve Büveyhi yöneticisini, idarecisini Bağdat'a çağırıyor ve ona Emirül Ümeralık sistemi yani veya payesi veriyor ve bu şekilde Büveyhilerden destek almaya çalışıyor aslında. Büveyhiler kimdir hocam? Büveyhiler bildiğiniz Şii bir hanedandır ve doğuda güçlüdürler. Bu itibarla da 932'lerde sahneye çıkmışlar bunlar ve 1060'lara kadar gelmişler. Yalnız 945'lerde doğrudan gelip Bağdat'ı kontrol altına almışlar. Hatta halifenin davetiyle gelmişler. Halife rakiplerine karşı bunlardan destek almak için çağırmıştır onu Müstekfi Billah. Fakat Büveyhilerin idarecisi Ahmet bin Büveyh halife kendisini davet eden halifenin tutumundan, zayıflığından hoşlanmayacaktır ve onun gözlerine mil çektirecektir. Ve yerine de Mu'ti Lillah diye bir başka halifeyi getirecektir. Yine Abbasi halifesi. Sonuçta neyi anlattım? 945'te Büveyhiler yani Şii Büveyhiler geldiler Bağdat'ta iktidarı ele geçirdiler. Bunlar Şii dediğimiz gibi ve 945'ten dikkat edin şimdi 1055'e kadar Şii Büveyhiler İslam dünyasını idare ettiler. Yani tepede bir Sünni halife var görünürde kukladır. Daha önceden Türk komutanların etkisinde olan halifeler artık bundan böyle Şiilerin tahakkümündedir, etkisindedir. Hocam niçin öldürmediler de bütünüyle ele geçirmediler? Öldürürlerse tabii netice itibariyle Abbasiler soylarını Hazreti Peygamber'e dayandırdıkları için bir buradan gelen manevi bir nüfuzları var. Bir de halifeliğe bütünüyle dini statü verdikleri için Sünni dünya dediğimiz dünyayı uyandırıp da tepki toplamamak için daha mutedil bir çizgi izlemişler. Halifeyi kimliksizleştirmişler ama bütünüyle de Şii kontrolünü sağlamışlardır Bağdat'ta ve bu şekilde idare bunların ellerindedir. Bu birincisi, yazdık bunu bir köşeye. Bakınız 945'ten beri devam edecek ve yaklaşık 110 yıl kadar Bağdat Şiilerin idaresinde olacaktır. Dikkat buna. Aynı dönemlerde bir başka bir şey daha olacaktır. Abbasiler merkezi otoritede güç kaybedince Mısır'ı öteye geçmeyecektir zaten bunların güçleri ve özellikle de bu Mağrib taraflarında irili ufaklı birçok devlet daha, yani hanedan devlet ortaya çıkacaktır. Ve bu dönemde kendilerini Hazreti Fatıma'nın soyuna dayandıran Fatimiler, yani Kuzey Afrika'da devletleşecekler, siyasal bir güç olarak ortaya çıkacaklar ki bu Zaneta kabilesi vardır. Onlardan destek alacaklar ve yavaş yavaş Ağlebilerin merkezini ele geçirecekler 909'larda falan. Fakat burası çok karışık bölgedir. Burada Alevi devleti kurulmuş, İdrisiler, Rüstemiler gibi harici devlet kurulmuş. Keza yani Berberi kabileler devlet kurmuşlar. Ve burası biraz bir Maliki mezhebi var burada. Ve bunlar da Şii devlet. Burada tutunamayınca, Sünnilik de hakim tabii bu bölgede, tutunamayınca bunlar neticede Mısır'a yönelecekler ve 970'lerde Mısır'ı ele geçirecekler. Kim bunlar? Fatimiler. Hazreti Fatıma'nın soyuna dayandıkları için Fatimiler, bunlar da Şiidir. Ve 971'den sonra Mısır'da çok da güçlü bir yapı kuracaklar aslında. Ve entelektüel boyutu da yani Abbasilerden daha ileri olduğunu da söyleyebilirim ki ilk de dünyada
yüksek öğrenim seviyesinde eğitim veren El-Ezher'i de bunlar kuracaklardır. Dolayısıyla da bir de Sünni dünyaya rakip oldukları için entelektüel yönleri çok güçlüdür. Şimdi ne çıktı ortaya? Bağdat'ta bir Sünni halife var ama kukla. Ve bütünüyle Şii tahakkümünde. Şimdi Mısır'dan öteye zaten Abbasilerin gücü yetmiyordu. Bırakınız Mısır'da gitti ve Mısır'da da Şii halifelik kuruldu. Ve bunlar da soylarını Hazreti Fatıma'ya dayandırıyorlar. Ve Mısır'dan Mekke'yi, Medine'yi yani Hicaz'ı, Mağrip taraflarını hatta Yemen'e kadar Suriye'ye doğru güçlerini genişletmeye başladılar. Yani Abbasi iktidarı artık büyük oranda Şii tahakkümü altında olduğu gibi İslam dünyası da büyük oranda Şii tahakkümündedir. Ve böylece bu Büveyhilerin önemli komutanlarından birisi ki Türk kökenlidir Arslan Besasiri. Ve bununla Fatimiler bir ara yani Suriye'yi de ele geçirip böylece aslında birleştirecekler güçlerini ve artık İslam dünyası bütünüyle Şii kontrolün altına girmesine ramak kalacaktır. İşte bu şartlarda Abbasi halifeleri bir çıkış yolu arayacaklardır. O dönemlerde de imdada kimler yetişecektir? Türkler yetişecektir. Yani kimlerdir bunlar? Selçuklular. İşte 945'ten 1055'e kadar Büveyhiler Bağdat'ı idare edeceklerdir. Fakat kaim bi emrillah Selçuklu hükümdarı Tuğrul Bey'i davet edecek Bağdat'a. Böylece Tuğrul Bey de gelip Büveyhi hakimiyetine son verecek ve Sünni Abbasi halifesini bir anlamda özgürleştirecek ve Şii tahakkümünden kurtaracak. O yüzden ben şunu söylerim derslerde anlatırken. Şayet ki belki zaman zaman da değinmişimdir konuşmalarımda ama yeri geldiği için söylüyorum. Şayet Selçuklu dedelerimiz Sünniliği benimsemeseler ve gelip Abbasi halifesine yardım etmeseler bugün Allahu alem siz de ben de çok iyi bir Şii olarak hayatımızı sürdürecektik. Yani Tuğrul Bey'in Bağdat'a girip Büveyhileri tard etmesi, uzaklaştırması ve ondan sonra bu iki devletin birleşip de bütünüyle Şiiliğin İslam dünyasına hakim olmasını önlemeleri üzerine bu yapı çökmüştür. Bu itibarla da son derece önemlidir Türklerin Sünniliğe katkısı açısından veya siyasi yönüyle. Yani Türkler kimden öğrenmişti Sünniliği? Samanilerden. Samanilerin döneminde Türkler kitlesel olarak İslamlaşmaya başladılar veya Oğuzların kurduğu devleti yani Oğuzların oluşturduğu devlet sonradan Selçuklular olarak ortaya çıkacaktır ki bunlar Samanilerden İslam'ı öğrenmişlerdir ve bunlar Sünniliği benimsedikleri için ve bu şekilde gelecekler Abbasi halifesini Şii tahakkümünden kurtaracaklar ve böylece Büveyhileri ortadan kaldıracaklar. Yani Büveyhilerden sonra Bağdat'ta Selçuklular hakim olacaklar fakat takriben bir asır sonra da Selçuklular çökünce Bağdat'ta bu sefer yani halife tamamen gücünü kaybetmiş sembolik bir konumdadır. Ve Selçukluların yıkılmasından sonra onların atabeyi konumunda olan Harzemşahlar 1190'larda falan Abbasi halifeliği üzerinde hakimiyet kurmaya çalışınca bunlar da Moğollara yanaşacaklar ve Moğollar da 1257'lerde gelecekler ve yardım edecekler. Ne yapacaklar? Yani ironik bir dil kullanıyorum. Bağdat'ı yakıp yıkacaklar ve böylece Bağdat'taki İslam halifeliği çökecektir. Şimdi bakınız demek ki Selçuklular Büveyhileri uzaklaştırdılar ve Sünniliği bir anlamda Şiiliğin tahakkümünden kurtardılar. Gelelim Mısır'daki duruma. Mısır'da ne olmuştur? Yani Fatimilerin durumuna. Burada da aslında yine Türkler devreye girmiş ve Fatimilere son vermiştir. Selçuklular yıkılınca Selçukluların Musul'daki Atabey'i Zengi hanedanlığı varlığını sürdürüyordu. Siyasi varlığını sürdürüyordu. Selçuklular 1157'de yıkıldı dedik. Ve bu safahatta Zengiler hala Selçukluların bakiyesi olarak
Musul, Suriye bu bölgelerdeki varlıklarını sürdürüyorlardı. Ve Eyyubiler hanedanının kurucusu Necmuddin Eyyub da bunların hizmetindeydi. Dolayısıyla da Fatimilerin durumu da o dönemde iç açıcı değildir. Zira Fatimilerde bir süre sonra vezirlik sistemi kurulunca bundan dolayı vezirlik iki başlı yönetimi beraberinde getirmiştir ve Fatimiler de ciddi irtifa kaybetmişler, Fatimi halifeleri, ve kendi aralarında iktidar kavgası derdine düşmüşlerdir ve bir taraftan da Haçlı saldırıları başlayınca bunlar can simidi olarak o dönemde güçlü olan Zengilerden yardım isteyecekler. Zira zaten Bağdat'ta Sünniler vardır. Dolayısıyla da Zengilere yanaşacaklar. Zengi hanedanlığı da buraya bu Eyyubilerden işte Şirkuhu ve onun yeğeni olan Selahaddin Eyyubi'yi gönderecek. Tabii ordusu var, yani koca bir orduyla. Ve bu ordu Şirkuh Mısır'a girecek. Böylece tabii taviz de koparacak. Öyle girecek yani yardım ederken. Ve Şirkuh bu şekilde Fatimilerin veziri olacak. Fakat iki ay geçmeden vefat edince yerine bu sefer Selahaddin Eyyubi geçecek. Ve Selahaddin Eyyubi de yani hem Zengilere bağlıdır hem de aynı zamanda Fatimilerin veziridir. Fakat kendisi Sünni olduğu için yavaş yavaş aynı zamanda Zengilerin de yardımı ile veya teşviki ile Şii kadroları tasfiye edecek ve Mısır'da takriben 200 yıl olmadı ama yani 970'lerden 1170, yani 200 yılda diyebiliriz, 1170, yani takriben 200 yıl kadar sürmüş olan Şii yapıyı ve siyasi yapıdan kültürel yapıya kadar alın bütün kadroları tasfiye edecek ki zaten burada hala da Sünni bir kadro vardır veya Sünni kadro dedim, Sünni bir teba vardır. Dolayısıyla da bunların da yardımıyla Selahaddin Eyyubi yavaş 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 Fatimilerin kadrolarını tasfiye edecek ve böylece tekrar şeklen şeye bağlanmış olacak. Abbasi halifeliğine ve hutbelerde Abbasi halifeliğinin halifesinin ismini anacak. Yani neyi anlattım ben? 1055'te Bağdat'ta Büveyhileri, Selçuklular ortadan kaldırdılar. 1170'lerde de bu sefer yine Selçukluların devamı olan Zengiler ve onların hizmetindeki Eyyubiler de geldiler. Fatimileri ortadan kaldırdılar. İki Türk devleti, ki Eyyubilere aynı zamanda Kürt devleti de denir ama Kürt olarak da tanımlanır Selahaddin Eyyubi, ama bütünüyle Selçuklu sistemi üzerinden yürümüşlerdir. Bunu belirtelim. Ve işte Selçukluların İslam dünyasındaki etkisini anlatmaya çalıştım. Bir taraftan Bağdat'taki, diğer taraftan Mısır'daki bu Fatimileri tasfiye edip de burayı Sünni İslam anlayışına dönüştürünce böylece Sünnilik yeniden yavaş yavaş ihya edilmeye başladı ki Fatimiler aynı zamanda Mekke'yi Medine'yi de kontrol ediyorlardı. Bunu hatırlatalım. Zira Mekke'yi Medine'yi kontrol eden de İslam dünyasının hakimiydi. İşte vaktiyle şayet bu Aslan Besasiri ile birlikte başlayan mücadele ve proje ile Suriye toprakları da bütünüyle Abbasi kontrolünden çıkarılıp Fatimilerle birleştirilseydi bugün avucumuzu yalacaktık ve hepimiz halis muhlis bir Şii olarak ay ne kadar da güzel mezhebimiz var diye bugün Şiileri eleştiriyoruz ya, onların konumuna biz düşecektik. Yani onlar bizi Sünnileri tekfirle suçlarlar. Her ne kadar bunu dillendirmeseler de akidelerinin temeli buna dayanır. Bugün bizler de kendimizi hakikat bekçisi olarak görüyoruz. Cennetin merkezinde görüyoruz. Ve ehli sünnet deyip de Allah'ın dininin temsilcisi zannediyoruz. O yüzden bu şeye atfedilen bir söz vardır malumunuz. İbni Haldun'a coğrafya kaderdir diye. İşte sevgili dostlarım, soralım şimdi kendi kendimize bu tarihi tablodan hareketle. Şayetle tabii tarih yazılmaz ama bir de düşünerek konuşuyoruz ve fikir yürütmeye çalışıyoruz. Bu proje gerçekleşseydi bugün Sünnilikten hiç söz edilmeyecekti. Ama bizim Sünni kafasına sorarsanız, Anadolu'daki Sünni kafasına,
kendisini dinin bekçisi veya dinin hakikat tekelcisi olarak görüyor ve kendisini cennetin de orta yerinde olduğunu zannediyor. Ben ehli sünnetim, sünnet benden sorulur diyor, din benden sorulur diyor. Hatta yetmiyor, ehli sünnet içerisinde farklı farklı düşünenleri bile kategorize ediyor ve böylece ona buna din üzerinden caka satıyor, ayar veriyor veya diye böyle parmak sallıyor. Alın busunuz diyorum işte. O yüzden de ben öğrencilere anlatırken biraz da böyle şaka vari konuşuyorum. Diyorum ki arkadaşlar, kumda doğsaydınız iyi bir Şii olacaktınız. Veya atıyorum Anadolu'nun izbe bir köyünde doğsaydınız Alevi olacaktınız. Yani veya ne bileyim bir başka Sünni paradigmanın baskın olduğu yerde doğdunuz, Sünni oldunuz. Ne bileyim Vatikan'da doğsaydınız iyi bir Katolik olacaktınız. Busunuz işte. Yani doğduğunuz yere göre şekilleniyor. Kaç kişi Allah aşkına inancını sorguladı da evet bu İslam öğretisi hakikaten de benim aklıma yattı ve ben buna inanıyorum diye inanç tercihinde bulundu. Kaçta kaç çıkar acaba? Bir sorgulasak ne çıkacak arkasından? Bu. İşte o yüzden diyorum ki kimse kendisini hakikat tekelcisi görmesin. Herkes kendi inancını en doğru inanç olarak tanımlar. Bunun da sebebi nedir? Çok açık, çok basit bir cümle söyleyeceğim size. Biz önce bir şeye inandırılırız sevgili dostlarım. Ondan sonra bu inandırıldığımızı temellendirmeye çalışırız. Bunun için de Sünni paradigma bize birkaç tane kod sunmuştur. Ve bunlar üzerinden dindarlık tanımlamaya çalışırız. Mesela basit bir örnekten yola çıkalım. Hazreti Osman idaresi çok kötü bir idare ama Osman'ı eleştirmemek için bir tez ileri sürülmüştür. Nedir? Efendim Hazreti Osman akrabalarını çok seviyordu. Ne demek yani akrabalarını çok sevince veya Zinnureyn'dir onu eleştirmeyelim. Yani peygamberin iki kızıyla evli olunca Osman'ın bütün kötülükleri ortadan kalkıyor mu veya günahsız mı oluyor? Böyle bir şey olabilir mi? Ama buna inandırılırsınız ve böylece sizi avuturlar. Bununla ilgili çok değişik örnekler de verebilirim ama konuyu uzatmak istemiyorum. Veya efendim hadisler olmasaydı biz namaz kılmayı nasıl öğrenirdik? Peki kaç kişi hadislerden namaz kılmayı öğrendi? Cevap, eğer hadislerden namaz kılmayı öğrenmeye kalkarsanız namaz tarihi çalışmış birisi olarak ki benim kitabım var 50 çeşit namazla karşılaşırsınız. Kimi kandırıyorsunuz siz? Bulunduğunuz yere göre, doğduğumuz aileye göre hiçbir tanemizde inancımızı seçmiyoruz. Annemiz, babamız bizi şekillendiriyor ve ona göre yetişiyoruz. Ondan sonra da çıkmışız, birilerini cennete, birilerini cehenneme dolduruyoruz. Kimsin Allah aşkına sen? Yani senin cennete gitmenin garantisi nedir? Anadolu, o yüzden işte tarikat cehennemine döndü. Neden? Çünkü Samanilerden aldılar Türkler İslam'ı. Eski Şaman Kam geleneği, bunun üzerine Hint mistisizminden, eski İran dinlerinden devşirilen bu mistik manevi tasavvufi hayat, bunun yoğrulduğu, harmanlandığı bir din anlayışı, o geldi Anadolu'ya. Onunla birlikte biz tabii menkıbeleri de taşıdık. Türkler tepeden tırnağa, menkıbe dindarlığıdır Türklerin dindarlığı. Ve o yüzden Selçuklular derviş devleti denir. Hatta Osmanlı da aynıdır. Kalkmış gelmişiz şimdi birine öteki berikine ayar veriyoruz. O Şii'dir cehennemlik. Bu Sünnidir ama bu ehli sünnet dışıdır. Bu da cehennemlik. Ben Halid'i kolundan olunca bize zaten torpil soru sual yok. Böyle bir inanç olur mu? Düşünün yani böyle bir din olur mu? Bu kadar ayrıştırıcı bir din olabilir mi? Nasıl bir tablodur bu? Niye sorgulamayız? Yani hepimiz bulunduğumuz coğrafyaya göre hasbelkader doğduğumuz şehre göre veya bulunduğumuz yere göre inanç kodlarımızda şekillenmişiz. Hepsi bu kadar. Çocuk yaştan itibaren yani küçük yaştan itibaren çocuklarımızı kendi inancımıza göre yetiştiriyoruz. Kaç tane aile acaba ya çocuğumu ben bırakayım da ileride kendi doğrularını kendi bulsun diyor. Hepimiz ona göre yetişiyoruz, yetiştiriyoruz. İşte bu. O yüzden de kimse kendisini dev aynasında görmesin. Kimse kendi inancı üzerinden başkasını dövmeye kalkmasın diyoruz. Barışık yaşayacaksanız işte bu toplumsal hoşgörüyü sağlayabilmelisiniz. O yüzden de benim dilimden birçoğunun anlamadığını biliyorum. Onlara da zaten hitap etmiyorum ben.
Onun için de bakınız bizim ilahiyat mahallesinden böyle laiklik, Atatürkçülük, demokrasi vesaire böyle kelimeleri, böyle yani yaklaşımları tabii var da ama oldukça sınırlıdır. Pek duyamazsınız çünkü alışık değillerdir. Bunlar kendi inançlarını Allah'ın dininin ta kendisi olduğuna inanırlar. Düşünebiliyor musunuz? Bu tablodan hiç hoşgörü çıkar mı? Seni beni cehenneme gönderiyor adam, kendisi cennete gidiyor. Bu nasıl bir anlayıştır? Allah yerine sizi sorguluyor. Sen dinin yetkili memuru, elemanı mısın veya yeminli sözcüsü müsün? Neye göre sorguluyorsun beni? Kimsin sen? Yani senin ayrıcalığın nedir? Senin doğruların. O zaman benim doğrularım da var. Böyle baktığınız zaman ortaya farklı bir tablo çıkıyor. O yüzden ben şunu söylerim. İnsanlar din anlatsınlar. Ama kimse kendi dinini veya kendi inancını başkasına dayatmasın. Siz kendi doğrularınızı anlatın. Alacaklı eğer beğeniyorsa alır. Beğenmiyorsa da sizinki de benimki de bir yorumdur neticede. O yüzden beni öğrencilerimden test edebilirsiniz. Girdiğim her dönem ilk sınıflarda bir mottom vardır benim. Şunu söylerim. Arkadaşlar benim size anlatacağım din mutlak din değil, benim dinden anladığımdır. Benim size anlatacağım siyer mutlak siyer değil, benim siyerden anladığımdır. Benim size anlatacağım tarih mutlak tarih değil, benim tarihten anladığımdır. Dolayısıyla da ben anlattıklarımı temellendirmek için karşınızdayım. Bunları eğer ikna edebilirsem sizi ikna olursunuz. İkna edemezsem bunlar benim doğrularımdır. Yani ama bunları ben size dayatamam ki. Ama kaç tane acaba bu bakışta hoca hacı görür de bunları böyle bir sıraya koysanız kaç kişi karşınıza çıkar? Herkes kendi doğrusunu, herkes kendi inancını, herkes kendi yorumunu dinin doğrusu zannediyor. Yani bir hoca, çok da tanınan birisi bir ara bana yani hocam siz bu konuda devam edin biz de size Kur'an konusunda yardımcı oluruz. Sanki ben anlamıyorum o anlıyor. Yani o kadar emin ki kendinden yani Kur'an bizden sorulur abicim. Yani ben bu tarz anlayışa ne o harici diyorum. Zira bu hariciler de Hazreti Ali'ye din öğretmeye kalktılar. Şimdi böyle bir tablo. O yüzden hakikat tekelcisi olmaya gerek yok. Barışık yaşamak varken, huzurlu yaşamak varken neden dinler üzerinden ve inançlar üzerinden birbirimizi kategorize ediyoruz ki? Yani sizin anlayışınıza göre benim birçok hatam vardır. Mesela laikliği savunuyorum ben. Atatürk diyorum. Atatürk deyince de millet zannediyor ki bu Atatürk'e kendilerinin bir şeyhe, bir dervişe, bir mollaya, bir yani din baronuna taptığı gibi tapıyorlar. Yahu ya ben onun inancıyla işim yok ki. Onun bu ülkeye olan hizmetiyledir. Ve onun hani kurduğu ülkede az da olsa ağır aksak demokrasiyle biraz sesimiz solumuz çıkıyor. O da olmasa boğazımızı kesip alacaklar bizi. Yani solumuzu değil aldığımız nefesin sayısını bile hesap ederler ve size hayat hakkı tanımazlar. Ben bunları gördüğüm için o yüzden de yatın kalkın dua edin cumhuriyete ve bu size az da olsa bir takım imkanlar sunuyor ki bugün de geldiğimiz noktada hala şikayet ettiğimiz konu nedir? Özgürlük. O yüzden de benim savunmalarım, benim sözlerim, benim yorumlarım birçoğuna ters gelebilir. Zaten onlara göre de konuşmuyorum. Onlar da müsterih olsunlar. Onlara da ben üstelik de din anlatmıyorum, din dayatmıyorum. Dikkat ederseniz benim Twitter'da da yani şeyde paylaştığım yani sayfamda ben bana göre doğruların peşindeyim diyorum. Bana göre doğruları anlatıyorum. Ve bir kısım akli evveller daha bunun bile farkında değil. Ben hiçbir zaman o yüzden beni bir din hocası gibi görmeyin. Bugün baktım birisi hocam abdest alıyorum da namazı şöyle kılıyorum da böyle kılıyorum doğru mu yanlış mı? Ya ben Allah'ın yeminli elemanı sözcüsü müyüm ki? Evet böyle yaparsan doğru böyle yaparsan yanlış. Bana ne ya? Aklın var, zikrin var, fikrin var. Niye benden fetva istiyorsun? Çünkü kolaycılık vardı. Millete cennet dağıtıyorsunuz ve din otoritesi oluyorsunuz. Ondan sonra habire din üzerinden dövüyorsunuz insanları. İşte Türkiye'nin açmazlarından birisi bu. Bizim ilahiyat mahallesinin de en temel sıkıntılarından birisi budur. O yüzden de böyle bir konuyla karşınıza çıktım. Bir ders gibi oldu. Aslında çok detaylı ama ben buradan şunu anlatmaya çalıştım.
Yani doğduğumuz aileye, çevreye göre inancımız şekilleniyor ve ondan sonra birilerine ayar vermeye çalışıyoruz. Yani hasbelkader Anadolu'da doğdun, Sünni olduğun için Allah'ın torpilli kulusun. Vatikan'da doğsaydın halin ne olacaktı? Veya ne bileyim İngiltere'de doğsan halin ne olacaktı? Veya İskandinav ülkelerinde doğsan belki de ateist olacaktın ki büyük oranda öyle. Kum'da doğsaydın diyorum, Tebriz'de doğsaydın halis muhlis bir Şii olacaktın ve ne de güzel inancımız var diye bugün de bize aynen bugün Sünniliği dayattığın gibi din diye onu dayatacaktın. Busun işte diyorum. O yüzden niye hakikat tekelciliği yapıyorsunuz ki? Anlatın, doğruyu anlatın veya özgürce düşüncelerinizi dile getirin. İnanç gönül işidir. Aklına müminin de özelliği nedir? Zümer suresinde öyle demiyor mu? Mümin her sözü dinler, sözün en güzeline uyar. Bu kadar. Topluma siz eğer bir mesaj verecekseniz bu şekilde mesaj verirsiniz. Aksi halde kalkar da böyle din üzerinden insanları sopalamaya kalkarsanız bu çok yanlışa sürükler ve dinler barışık yaşamaktan çıkar, ayrıştırma aracına dönüşür ki bugün de hem siyasi jargonda bakınız hem dini söylemlerde hep bu var. Biz ve onlar. Biz Allah'tan emir alıyoruz. Biz işte şunu yapıyoruz falan. Bu şekilde onlar ise falan diye böyle biz ve onlar üstelik de dini referanslar kullanılarak bu şekilde ayrımlar ne derece doğru acaba? Birisi çıkmış kalkmış efendim iktidara geldiği zaman ehli sünnet karşıtı hocaları ilahiyatlardan kovacakmış bir yeni yetme bir parti genel başkanı meclise de girmiş. Buyur hadi yani dini kurtarırsın. Bakınız ahiret odaklı bir şey yapacakmış. Hazret eğitim politikası. Bu mudur senin ufkun Allah aşkına? Bu dinin hiç adaletinden, hiç hukukundan, olup bitenden bunca rezillik yani iddia da olsa ortalıkta akarken hiç mi ahlak derdiniz yok sizin? Hiç mi hukuk derdiniz yok? Hiç mi istişare derdiniz yok da kalkmışsınız milletin ahiretine? Yahu senin cennetine ben gitmek istemiyorum. Ne yapacaksınız şimdi? Beni illa senin cennetine mi göndereceksiniz? Veya cehennemine mi göndereceksin? Nedir bu din üzerinden insanlara ayar verme sevdası? Bu dinden mi kaynaklanıyor zannediyorsunuz? At gözlüğüyle tarihe, dünyaya, dine bakınca çıkan tablo bu maalesef. O yüzden malzememiz de bu. Konu çok uzundur. Netice itibariyle ben böyle bıraksak bir saat daha konuşurum ama genelde 35-40 dakikayı buluyor. Aslında her seferinde de ortalama diyorum ki ben bu konuşmayı 15-20 dakika ayarlayacağım. Herhalde biraz latife de yapalım. Çenemizin düşüklüğünden veya da geçen de bir yorumcuyu gördüm. Aslında o biraz da aklıma da yattı. Genelde 35-40 dakika, 45 dakika ders anlatıyoruz. 40-45 dakika. Aşağı yukarı ona odaklanıyor. Aklıma o kadar deli sorular geliyor. O kadar konular var ki. Ama insanlar da tabii hakikaten dinlemekte zorlanıyorlar. Yani 35 dakika bir videoyu dinlemek zordur gerçekten de. O yüzden de bizi de zaten son derece dedim ya. Yakındığımdan demiyorum yanlış anlaşılmasın. Oldukça sınırlı bir kitleye hitap ediyoruz. Belli bir kaliteli izleyici kitlemiz var. Biz bize mutluyuz ve biz bize yeteriz. Yolumuza böyle devam edeceğiz. Bu fakir de size elinden geldiğince objektif doğru bir şeyler anlatmaya çalışacaktır. Tabii ki benim de yanlışlarım olacak herkes gibi ki beşeriz netice itibarıyla. Ama genelde objektif olmaya gayret ediyorum. O yüzden de bir dönem Şia'nın İslam dünyasında hakim olduğu süreçten sonradan nasıl Sünniliğin tekrar hakim olduğunu ve burada da Selçuklu ve onların bakiyesinin nasıl etkili olduğunu anlattım. Dolayısıyla da Türklerin bu Sünnilik konusunda Sünniliğin yaygın bir inanç mezhep olarak etrafa siyasi güçle dağılmasında çok ciddi rolü olmuştur. Millet de zannediyor ki Allah'ın dinini temsil ettiği için insanlar gelmiş de Sünni olmuşlardır. Tarihi eğer bilseniz, az buçuk tarihi okursanız şaşırır kalırsınız. Belki ileride biraz daha açarım bu halifelik konusunu ve Abbasilerin bu şekilde yani dini kotarmalarını, sonra halifeliğin ne duruma düştüğünü ve Sünniliğin nasıl tekrar yani iktidar mezhebi haline getirildiğini ve bu detayları
İnşallah ileride bu tarz konulara da değinirim. Dinlediğiniz için teşekkürler ediyorum. Tabii konu dışıdır. Bizim alıcımız da zaten sınırlıdır. Herkese hitap etmediğimize göre dediğimiz gibi bu çerçevede bir sunum yaptım. Umarım faydalı olmuştur. Epey de uzun oldu. Yine bir türlü sözü bitiremedim. Lütfen bağışlayın, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle.